Sevgili seyirciler, En Amarat benim de haftanın son gün sofrasını kuracağız. Elmas Hanım en başta sofra kurmak istiyor. Neden? Kafamdan telaş etsin. Atalım gitsin. Kafamızdan rahat. Yapalım hemen. Peki, hadi. O zaman hemen şu kıvırı zıvırı kaldıralım efendim. Sen getir masa örtünü Elmas ablacığım. Elmas Hanım'dan bugün güzel şeyler gelebilir aslında. Sonuçta ev hanımı. Hani hamuru, işte börek çeşitlerini vesaireyi iyi bildiğini de söylüyor. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki sürpriz şeyler de çıkabilir karşımıza. Yaşayıp göreceğiz. Yeşil bir masa örtüsü seçmişsiniz. Yeşil yeşil. Konya'dan geldim ya, Mevlana diyarında. Huzur versin diyerekten. Aynen. Ortaya da kırmızılı, yok kırmızı, pembeli, morlu, lilalı. Tabaklarım da güzel yalnız. Bakar mısınız şıklığına? Elmas Hanım Best of haftasında final masasına yakışır şık bir masa kuruyor. Masa örtüsüyle uyumlu tabaklar ve zarif çiçek göz dolduruyor. Elmas Hanım, ev hanımı, yöresel yemeklerden iyi anlayacağını düşünüyorum. Ali Hanım gibi yok şunun yemeğini yapıp yok bunun yemeğini yapacağım deyip de hiç yemek getirmeye de bilir. Yalnız peçeteler de güzel, kalın peçeteler. Beğendim. Kaç gündür öyle işkembeci peçetesi koyuyorlardı masaya. Kadir'cim, sen Elmas Hanım'ı ne zannettin ya? Kendimi göstermem lazım, yoksa beni çiğ çiğ yerler. Hiç afları bunlar yok. Bunlar var ya. Peçete sırf mi? Laf Allah için Allah. Gelmiş buraya, laf laf. Sabahtan görmüyor musun Kadir, hiç menümle alakalı hiçbir şey konuşmadılar, anca bana saldırdılar. Elmas ablayı başından beri güçlü bir rakip olarak görmedim. Klasik ev hanımlarının yaptığı yemekleri yapmış. Elmas abla, tamam mısın? Nasıl tamam olalım, çift servis açıyoruz. Çok güzel görünüyor valla. Çok rengi mi? Evet. Ya masa örtüsüne ve tabakların uyumuna bayıldım. Ay, bana iki çatal. Vay vay vay, kimler gelmiş günlerdir. Nerelerdeymiş, sofralara kim oturacak? Ama şimdi yani şu yeşilin üstüne bu kırmızı oldu mu Elmas abla? Yok yok, olmaz. Ana, olmadı, çiçeğime uymadı. Elmas Hanım kırmızı peçeteden vazgeçiyor. Bak çok güzel oldu, ben çok beğendim. Vallahi çok şık oldu. 4.35, 4.36. Hadi gidelim. Masayı. Yaptın gene yapacağını be kadın. Oy farfara farfara, ateşle düştün şalvara. Elmas Hanım'dan daha günlük, daha sade bir masa bekliyorum. Ağzım dilim kurudu, kız sana yalvara yalvara. Evet efendim, harika bir masa, muazzam çiçek. Ben bayıldım soframıza. Aynı şıklı yemeklerini de bekliyorum. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Önce bir şerbetimizi şey yapalım, ayarlayalım. Kahinli şekerparenin şerbeti için. Kaç bardak şeker, kaç bardak? 3 bardak su, 3 bardak şeker. Tahin tatlının şerbetine mi giriyor, hamuruna mı giriyor? Hamuruna gireceğiz. Hamuruna gireceğiz. Pekmez suya girer de. Bunu nerede yedin sen? Restoranda mı yedin? Komşun yok, bağı mı yaptı? Komşuda, komşuda. Elmas Hanım'ın umarım dili kadar elde maharetlidir. Şimdi önce şekerparenin hamurunu şey yapacağız. Tamam. Elmas Hanım'ın tatlı seçimi de işte gayet klasik bir tatlı, yani şekerpare. İşte içine yumurtasını, irmiğini, ununu, yoğurdunu vesairesini kat. Bir de herhalde tahin katacak zaten. Ben daha önce yapmadım ama yemiştim. Kadir'cim, bunu sen küçültür müsün ya da böyle poşetin içine koyup şey elinde yapalım mı? Verin efendim, bugün cuma, elleriniz kokmasın. Yarın çünkü beyefendinin nişanlısı gelecekmiş. Oo. Heyecanlanıyor musun Kadir'cim? Heyecanlanıyorum tabii. Bir de eve gelecekler ya. Beni de çağır. Canım abim. Beni niye çağırmıyorsun? Güvenemiyorum ben bir türlü. Beni niye sokmuyorsun çevrene ya? Hiç dışarıda bu arada biz sosyalleşmiyoruz. Kendisi çünkü hiç ev oturmalarını sevmiyor. Hiç hiç. Kadir'cim, ben bunu yoğururken sen bana soğan soy. Eli boş durmayı hiç adam sevmezsin. Adam ceviz vermedi elin kokmasın hiç diye. Eldiven verin beyefendiye. Ben evde çamaşır suyu bile kullanmıyorum 2 gündür. Tahinli şekerparede de kolaya kaçmış ama şekerpare tam istediği olabileceğini düşünmüyorum. Tahinli şekerpare tatlısının hamuru için malzemelerimiz 125 gram tereyağı, bir adet yumurta, bir fincan tahin, yarım su bardağı irmik, 1,5 su bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, yarım bardak ince çekilmiş ceviz, bir çay bardağı pudra şekeri.
hepimiz keyifli vakit geçireceğiz mutfakta. Yemeklerimizi de güzel güzel çıkartacağız misafirimize. Maşallah Elmas abla masayı zor tutuyorum. Elmas Hanım hamur nedir? 5 dakikalık işliyorlar. Ya evet. Elmas ablayı herkes yanlış anladı. Kadın diyor ki hamuru her zaman evde yoğuruyoruz. Ne abarttınız? Onlar her zaman yoğurmuyor demek ki. Demek ki işte Elmas ablam için sıradan annelerde toz almak kadar kolay bir iş bu. Şuna bak işte yoğurduk bitti. Onlar bayramdan bayrama baklava açıp börek yaptıkları için Elmas abla. Bu arada şekerparemizin hamurunu yolladık dolaba. Fırına. Fırına mı verdin sen? Evet fırına verdik. Şekerparenin şerbeti de tamam. Yağlamanın kıymasını ham tamına neredeyse bir su bardağı sıvı yağ ile birlikte kavurduk. Üstüne 3 tane ince ince doğranmış soğan koyduk. Daha tereyağıyla salça girecek. Kayseri yağlamasının harcı tavamızda kavrulurken Kadir kıymamıza biberleri doğramayı unuttuğunu fark ediyor. Elmas Hanım da Kayseri yağlaması için bezelerini hazırlıyor. Elmas Hanım, iki tanesini doğrayayım mı yoksa bu böyle bu kadar yeter mi? Bir doğra bir bakalım. Bir doğra bir bakalım peki. Hı. Kıyma ne kıyması abla? Dana koyun kuzu. Dana kıyması. Yarım yağlı dana kıyması. Kız sen ne yapıyor? Az olmuş Kadir. Ana Elmas abla ben hele ince ince doğradım. Ben de ince ince doğradım. Gel de bir bak. İnce yiyelim ince. Sen de yakışır genceye. İnsan bir hoş olunuyor sevdiğini görünce. Sen yana ben cama. Haydi bakalım efendim biberlerimizi ince ince doğruyoruz. Ama ana yemeğe biraz ağır olmuş. Lavaşı çok güzel olması lazım. Hani Kayseri yağlamasının yanında bazı aperatifleri vardır. Onlar gelecek gelmeyecek ona da bakacağım. Bugünkü konumuzu açıklıyorum. Kaynanaların evliliklere olan müdahaleleri. Şimdi oğlan anasının müdahaleleri çok farklıdır. Kız anasının müdahaleleri çok farklıdır. Başlayayım mı Kadir? Bir başla ucundan gelsin Elmas abla sen de destek çık. Tamam. Kaynanaların gelinlere en çok müdahale ettikleri konular. Benim anneme örnek verirsen gerçek bir kaynana profiline inemeyiz yüzeysel kalır. Biz şöyle gerçek bir kaynana profiline inelim. Yani ben. Yani mesela oğlunun parasıyla yaptığı harcamalara genellikle Türk kaynanaları karışır. Yani bununla kızım ne gerek vardı? Daha yeniydi. Niye değiştirdiniz? Bilmem ne. Bak şunlar daha kaç senelik eşyayı kullanıyorlar tarzında. Birinci madde şu. Elmas abla. Kaynana gelinine çocuk yetiştirme konusunda karışırmış. Evet, çocuğun evet. Sütün doyurmuyor. Senin sütün az. Bu çocuk gelişmiyor. Bu çocuk ayağını içe mi basıyor? Niye hala bezli? Tuvalete alıştırmadınız mı? Siz de gelininizi sıkıştırdınız mı? Evet. Ne dediniz peki? Hadi artık dedim beze alıştır yavrum. Bez parası nereye kadar dedim. Kocalarınızı alıştırmıştım dedim. Bak, tabii. Dedim sana ilk harcamayı düşünüyor. Onların iyiliği için söyleniyor ama gelinler bundan mutlu mu? Değil. Ben şu anda topalak çorbamın topalağına başladım. Ama nedense bu kaynanalar bu harcamalar onlara yapıldığında hiç seslerini çıkartmıyorlar. Çıkartırız ya. Kıyamayız oğlumuza hiçbir zaman. Elmas Hanım çok fena bir kayınvalidedir. Eminim ya. Türkiye'de kaynanalar eve alınacak eşyalara da karışıyormuş Kadir. Bilmiş gibi hepsini saydım az önce görüyor musun? Kaynanalar gelinlerinin misafirliğe gidip gitmemesine de karışıyormuş. O genellikle birlik oturanlar ya da aynı apartmanda oturanlar için geçerli. Yoksa Gazi Osmanpaşa'da oturan kaynana, Sultanbeyli'nde oturan geline ne kadar karışabilir rende? Ve eve misafir alıp almamasına da karışıyormuş. Aile apartmanında gelin oturuyorsa her daim o camdan gözetlenir gireni çıkanı. Ve gelin çağırmadan kaynana aşağı iner ya da yukarı çıkar mesela. Bu da gelinlerin hiç sevmediği şeylerdir. Anası bacısı gelir oturmaya. Çat kapı çalar. Kızım annenler mi geldi hiç söylemiyorsun. Göya selam verip nasılsınız demek için girip dedikodu topluyor. Kaynana girince de tabii kız anasıyla dertleşemiyor. Soğuk bir rüzgar evin içinde esiyor. Dolaptan kıymayı alayım. Benim dikkatimi çeken enteresan bir maddeyle karşılaştım burada. Uyuma ve uyanma saatlerine karışıyorlarmış. Oğlan işe gidince kadın evde ya. Kaynana erken kalkıyor mesela. Mahmut! Seninki hala uyuyor galiba. Kızım bu saat oldu yatıyor musun hala ayağına? Oğlanı mı şikayet ediyor? Kıza mı laf sokuyor? Oğlana demiyor. Kızı genelde rahatsız ediyor. Çünkü zamanında onu uyutmadıkları için o da uyuyan bir geline sinir oluyor. Ben çektim sen de çekeceksin. Eğlenme ve dışarıda yemek yeme kararlarına karışıyorlarmış. Düşünsene gelinler her hafta dışarı yemeğe gidiyorlar. Genellikle hep o işleri saklarlar zaten kayınvalidelerden. Şimdi sosyal medya var anında gözüküyor. Hikaye gizleyenler var. Sezon başında senin bana yaptığın gibi. Aman sen de ne sezonu 100 sene geçti üstünden. İşte sen de kaynana gibi dilini tutmadığın için her şeyi söylenirsen. Sen de mi saklıyorsun Kadir? Bir gün hikayemi gizledim ona. Yalnız sanırsın benim sıkı takipçimmiş gibi o gün de tuttu bakacağı.
İnanamıyorum. Tam kaynana profili tam. Yeğenlerin oğlanlarına yönelik tutum ve davranışlarına da karışıyorlarmış. Yani benim oğluma sen nasıl öyle davranırsın diye hesap soruyorlarmış. Senin şimdi oğlanın yanında hele karısının sesini yükseltsin kocasına. Yükseltsin. İşte senin için demiyorum yani. Bir kaynananın o yanında oğluna hele bir sesini yükselt. Ne oluyor kızım, bir zoruna gider. Ben yine bir tepsi istiyorum. Ailenin ekonomisine, geçinme durumlarına da karışıyorlarmış. Zaten otomatikman harcamaya da karışmış oluyor işte. Paranızı çarçur etmeyin diyoruz işte. Birikim yapın kızım. Bak şurada şu varmış, şunu alın yatırım olsun. Genelde bir de diğer gelinlerle kıyaslıyorlar. Gelinlerin aileyi çekip çevirme konusunda yetersiz kaldıklarına dair söylemlerde bulunuyorlarmış. Tabii söyleniyor. Ben de duyuyorum mesela bizim ailede de. Şunu da doldur gel yavrum. Ama böyle kaynanalık olacaksa olmasın yani. Bunun hepsini sen bir kişide toplama canım. Bir kaynana da bu hepsi yoktur. Mesela senin kaynana gidip gelmeye söyleniyor. Şu an bizi izleyen seyircilerimizin %70'i bu anlattıklarımızın hepsini yaşamıştı. Hele birlik oturanlar. O çeşme hala niye akıyor? Kapasana artık. Ne bileyim, evimde bundan mı var? Çıldırtıyor beni. Elmas abla menü seçiminde hep bildiklerini yapmış. Herhangi bir iddialı, cesur bir davranış yok yani. Kaynanan dışarıda değil de evde daha çok zaman geçirmeni telkin etse. Dur, anlamadım. Yani dışarı çıkmama mı karışıyorlar? Kadir'cim, dışarıda çok vakit geçiriyorsun. Evinde az vakit geçiriyorsun. Biraz evine vakit ayır dedi mesela. Bağlı ol dedi. Onun ne karışır canım benim evime. Diyebilecek misin bunu? Ben lafımı çekinmem. Sen evliliği o erkek arkadaşlarının aranızdaki sohbet gibi bir şey sanıyorsun herhalde. Sana göre de evlilik ne kadar büyük bir müessese, ne kadar büyük bir problem. Göreceğim ben seni. Senede kaç kere kayıp edenine vakit geçiriyorsun? Her gün. Adamın havuzu var diye gidersen. Yo, her gün bizdeler. Yani bak, ben şuna karşıyım. Şimdi çat 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 cevap vermek diye bir tabii şey var. Tabii, bunun bir üslubu vardı. Yok, tabii ki ben arkadaşıma evden birine bas söyler gibi söyleyemem bunu. Ama bunu usturunca lafını söylersin. Ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Tamam efendim. Akşam saat 7'de mi geleceğim diyeceğim. Damatların gidecekleri yer ve mekan konusunda sınırlama koyma. Hah, bu tam senin madden. Ben bak, birinin bana emrivaki yapması, yapacağım işi. Bak, fikir verebilir. Oğlum bunu böyle yapsan iyi. Tecrübeden faydalanmayı severim ben. Karşımdaki insanın yaşı büyüktür, tabii, tecrübesi vardır ama dinlersin. Bana yapacağım işin söylenmesi. Yani bir de üstü falan kötüyse ben inadım inat hayatta yapmam. Peki diyelim eşinle aranızda bir problem yaşadınız, tartıştınız. Ertesi sabah sana 7.30'da bir telefon geliyor. Kayınbabam mı arıyor? Ben bir gün bile kızıma sesimi yükseltmedim. Kızımızı sana bağırıp çağırsın diye mi emanet ettik? Hayırdır diye seni aradı. Direkt şunu söylerim. Lütfen siz benim aile işime karışmayın. Karı koca kapıyı kapat. cevaplarıma ağız burun eğeceksen. Ay. Öyle denir mi ama ya? Ne diyeceğim? Benim eşim değil mi? Benim ailemin içindeki problem kimi ilgilendirir? Ne yapılması lazım peki? Bak, bir evde ne kadar kavga olursa olsun öyle anneyi babayı aramak, anlatmak en sevmediğim iş. İşte en başta onu konuş bence. Ben onların hepsini konuşmuşum zaten canım. Çiftler oturup her şeyi başta konuşacaklar. Adetini, huyunu, öyle çok kız var. Hemen sabah anası gili arıyor. Hı? Sen unutursun kocanın yaptığını da anan unutmaz sonra bak. Sen iyi olursun da onlar seni hep kötü zannediyor. Yani tabii. Bu çorbanın topalakları yani yuvarlak hani olması gerekiyor. İnşallah aynı boyda olur. İşte biri böyle küçücük, biri böyle kocaman önümüze gelmez. Ya yeter diyorsunuz, hala da yapıyorsunuz. Ama bu topalak bir başladı mı geliyor devamı. Ha, konuşurken de çok güzel eke gidiyor. Eke tüke sakalı, oy topalak. Kuş kuş yendi, oy topalak. Aha, kaynana geldi. Topalak çorbası Konya usulü dediği için üstünü çizerek kıymalı olmak zorunda. Yoğunluğuna dikkat etmeli ve kıymayla nohut, yani iç dengesini iyi korumalı diye düşünüyorum. Patates böreği tavuklu çıktı. Peki buna laf etmesinler. Ne diyecekler, evet. Oo. Kimin tarifi bu? Bunu da çayın yanında yedim. Çayın yanında. Kimse duymasın, kimse duymasın. Kim yapmış bu çayın yanına tavuklu patates böreği? Şimdi çayın yanında hanımlar aç geldikleri için doyurucu şeyler istiyorlar. Biliyorsun ya fellah köftesi yapılıyor ya böyle ağır börekler yapılıyor. Kısır falan kesmiyor artık. Elmas Hanım bildiklerini yapmış, herhangi bir risk almamış menüsünde. Sonra soğanla biberini kavuracağım. Arkasından patatesleri rendeleyeceğiz. Bir iç harcı hazırlayıp onu bir fırına süreceğiz. Sonra rulo şeklinde tavuk içini patatesin içine koyup süreceğiz. Patates rulo börek. Evet. Uyanık seni. Bilerek patates rulo yazmadım. Böreği çok güzel gömerim ama çaya gelmedik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.